Türkiye'yi de asalandırmak için kriz, kaos, kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini bir teviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset Okulu sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeminde hem iç hem de dış siyaset vardı. Küresel emperyalizm için deniz bitmiştir dedi. Amerika'nın kaos planı olduğuna dikkat çekti. İhtiyaç duyulan akli, zihni, siyasi ve milli demlenme süreci tamamlanmıştır. Bahçeli kriz, kaos, darbe ve nifak üretimini sahaya süren emperyalizm için deniz bitti dedi. Türk milleti uzun çalışma ve sabır yılları neticesinde kozasından çıkmayı başardı. Kabuğun içindeki saklı özünü bularak çıkarmayı bildi. Küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, üretim odaklı ekonomi modelini eleştirenlere de tepkiliydi. Türk lirasını bayrak gibi savunmaya devam edeceğiz vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk lirası diyemiyor. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın. Aksi halde terörist Demirtaş'tan ikazname, HDP'den ihtarname, PKK ve FETÖ'den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın. Türk lirasını her zaman tıpkı bir bayrak gibi, tıpkı bir sancak gibi savunduk. Buna da devam edeceğiz. Barışçıl protesto söylemlerini dillendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz ifadelerini kullandı. Sokakta barışçıl protesto telkin ve temennileriyle Neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? CHP-HDP ittifakı ile ilgili de konuştu Bahçeli. Erken seçim iddiaları ile ilgili barışıl protesto söylemlerinin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu söylüyor. Niye olacak? Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için bozgunda fetih rüyası görenlere millet bu rüyayı kabusla buluşturacaktır. MHP Genel Başkanı, Kazakistan'daki Amerikancı kalkışmayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sadece yapılan zamlardan dolayı sokak gösterilerinin tezahür ettiğini söylemek akıl tutulmasıdır, dedi. Kazakistan, ekonomik ve politik olarak... Orta Asya'nın en önemli ülkesi olmasının yanı sıra özellikle petrol ve gaz endüstrisi aracılığıyla bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının %60'ını oluşturması nedeniyle de emperyalizmin iştahını kapatmaktadır.